Zeynep. Evet. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanım gitti. Rakiplerinle ilgili ilk izlenimin nasıl? Herkes kazanmaya gelmiş açıkçası, hırslı. Sence en dişli rakibin kim olabilir? Kendime rakip gördüğüm kimse yok şu anlık. O sürahideki ne? Kıştan hazırladığımız vişne suyu. Kaynatıyoruz bunu. Diplerine de çekirdeklerini koyuyoruz biraz biraz. Yanına da Manisa'lı macunu. Yöresel bir sunum yapmak istedin yani. Evet, bizim yöremize ait özel bir sunum. Manisa macununu beğeneceklerini düşünüyor musun? Çok eleştiri alacağımı biliyorum bundan. Ama tatmalarını istiyorum. Tepsiye yapıştığına göre yemesi biraz zor olacak. Sen önden birini yiyip dene istersen. Biraz yapışıyor, evet. Çiğnemezlerse emerek yiyebilirler. Misafirlerine nasıl yemeleri gerektiğini baştan anlatman gerekecek. Çok fazla çiğnemeyin. Zeynep'ciğim, sunumların hazır görünüyor. Ben içeri geçiyorum, salonda görüşürüz. Tamamdır, geliyorum. Şöyle bir bakıyorum size. Bu hafta kim alır bu 50 bin TL'yi diye böyle içimden bir geçiriyorum. Acaba kim alır? Ben iddialıyım. Sen iddialısın. Hepimiz iddialıyız yani. Savaşmaya geldik. Ki buradasınız. Evet, kendimize güveniyoruz. Evet. Ha, süper, Zeynep de geldi. Evet hanımlar, bir sunum geldi ama bir soralım, bunlar nedir? Ne bu tatlı? Bu bizim oraya ait. Sizin orası? Muş'a ait, evet. Şöyle vişne suyu aslında ama biz bunu yazdan buzluğa atıyoruz. Kışında bunları kaynatıp dolapta soğuk bir şekilde içiyoruz. Diplerinde de çekirdekli vişne taneleri var. En son içecekten sonra onları da yiyoruz. Bayağı keskin. Evet. Karanfilde mi var? Karanfil. Peki bu yanındaki ne? Bu da Manisa mesir macunu. Ne diyorsun? O da Manisa'dan geldi ama... Vav, erimiş mi? Biraz eridi, evet. Bu ne? O da Manisa'dan geldi, lokum. Manisa lokumu diyorlar. Peki nasıl buldunuz? Gizemciğim, senden başlayalım. Mesir macunun sunumunu hiç beğenmedim. Yani görünüşte de pek hoş durmuyor. O yüzden yemeye korkuyorum şu anda. Aynı zamanda lokum da çok eski duruyor. Hani yıpranmış, mutfakta kalmış gibi duruyor. Ama bu şerbet mi bilmiyorum artık neyse. Vişne şerbeti. Onun tadı keskin ama güzel. Hı-hı. Ama ellerim çok kötü oldu. Şöyle bir marşı oldu. Mendil varsa çok sevinirim. Bu normal kuru peçete halletmez. Olmaz. Yani yapışır. Bayağı yapış değil mi? Biraz evet durduğu için erimiş. O mesir macunlarının böyle jelatine sarılıları vardı. Evet. Onun da koysaydın keşke. Şöyle jelatinliydi normalde. Bu kadar eriyip yapışacağını tahmin edemedim. Jelatine de çok basit bir sunum olacağı için evim hep gri ve spor olduğu için burada da gold tarzı kullanmak istedim. O yüzden burada da o paket basitleştireceği için sunumu kullanmak zaten istemedim. Zaten jelatinle bize bunu sunum yapamazdın, daha kötü dururdu. Tepsin güzel, salonuna uyumlu, ona bir şey demiyorum ama dediğim gibi macunu bu şekilde sunman kötü. Evet. Yani en azından bunun yanına bir ıslak mendil de getirebilirdin. Zeynep, imdadına yetiştim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Renk uyumuna göre seçtiysen keşke bunu seçmeseydin. Yani sonuç olarak bu sunum. Bir şeye uydurmana gerek yok, hani şey yapmana gerek yok. Ben öncelikle bir de şunu söylemek istiyorum. Yani peçeteme damlatmışsın ve ben misafire ikram ediliyor lekeli bir peçete de getirmişsin ve yanlışlıkla ters koymuşsun bunu. Bunun düzü budur, onu da söyleyeyim. Yani bence bu tepsilere, bu peçetelere, bu sunumlukları kullanmamalıydın. Hele şu mesir macunu benim yani resmen bütün olmuş. Bunu yeme şansım yok. Şerbet dediğimiz şey evet güzel ama keşke içine vişneleri atmasaydın. Yani onu zaten onu yiyemeyiz. İçinde durup durmaması bizim için önemli değildi. Yani şerbet için teşekkür ederiz ama yanındaki ikramlıklar gerçekten yenilebilir bir şey değil. Şöyle, siz altını çok sevdiğiniz için gold size daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun zaten görüntüsü ve sunumu böyle olduğu için dibinde bunların olması lazım.
Bu böyle ikram ediliyor zaten. Keşke karartma cama koymasaydın, o zaman da içi net bir şekilde gözükseydi. Genelde programı izliyorum. İçi görünmediği zaman görünmüyor, ağır diyorlar. İçi göründüğü zaman da çok basit kalmış diyorlar. Keşke sana dedikten sonra bu cevabı verseydin. Ben öyle bir şey demedim. Sadece sunum olarak bunun içinde görmemizi istediğin bir şeyse vişne, bu karartma cama koymamalıydın. Vişneyi söyledikten sonra ben dibine eğilince, dikkatli bakınca görebildim. Bunu içtikten ellerine sonra sağlık. Dibinde görüyorsunuz zaten. Afiyet olsun. Evet, sunumla ilgili eklemek istediğiniz... Yani ya bunu içerken boğazımızda kalsaydı? Şöyle içinde kabuklu olduğu halde bir erik yerken boğazınızda kalacağını tahmin ederekten mi yiyorsunuz? Ama bu içecek. Tamam, dibinde de onların erik, vişne şeyleri olduğu belli, tane oldukları belli. Direkt kafamıza diksek direkt boğazımıza gidebilecek bir şey. Bence çok riskli bu şu an. Öyle mi? Aynen. Tane olmamalı mıydı? Tane içmediğiniz için evet, bilmiyor olabilirsiniz belki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? İçeceğin tadı çok aşırı tatlı ve keskin geldi. Hı hı. Ben aşırı tatlı şeylerden pek hoşlanmıyorum. Ha, genel olarak nedir? Gold, hani o şekilde uyum sağlaması güzel. Genelde tepsileri gümüş görüyorduk ama burada krem rengi. Evet. Bu tepsilerin fiyatı nedir? Tepsiler 450 TL takım halinde. Bardak? Bardaklar 150. Evet, fiyatlar iyi galiba. Evet, uygun. Hanımlar. Evet. Ama bu mesir macununu buraya koyarak, evet, Manisa'ya atıfta bulundun. Lakin çok riskli bir sunum gibi geliyor bana. Evet. Değil hoş, mi? Hoş gözükmüyor, özensiz yani, gözüküyor. Yani tepsiden bak şimdi ben alamıyorum. Yani alsak da bunu yerken illa ağzımıza yapışacak gibi. Düşünmedin mi yani? Vallahi eriyip bu kadar yapışabileceğini düşünmedim. Bu konuda çok haklısınız. Bakın kalkmıyor yani. Yani kalktı ama kalksa da aslanım tepsi bunu yediğimizde yemişti. Hiç hoş bir görüntü olmadı. En azından küçük sunum tabağında bunu bize sunsaydın daha güzel olurdu. Veya hiç sunmasaydın keşke. Bu ikisi de yeterliydi ama çok özensiz buldum ben. Yani sunum değildi. Sunum görmek istiyorsa gelsin, ben ona sunum yapayım, nasıl sunum yapılıyor görsün. Vişne çekirdeğiyle, vişne şerbetiyle böyle sunum yapılmaz. Yani evet. Gerçekten bunu koymasaydın şu an elime değil dişime de yapıştı. Hmm. Keşke bu olmasaydı. Ama biliyorsunuz değil mi, mesir macunu bin bir derde deva derler. Evet. Siz de şifa depolayın diye getirdim size de. Olsun, yapışkanda nazar olsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şerbet tatlı, bu tatlı, lokum tatlı. Bal gibi olduk hepimiz. Tatlı misafirlerime bunu layık gördüm. Peki o zaman tatlı tatlı, o zaman salon yorumuna geçelim. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Hadi buyurun.